Afrika kıtası hem yüz ölçümü hem de nüfus bakımından Asya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Yaklaşık 30 milyon kilometre karelik alanı ile dünya topraklarının %20'sini kapsamaktadır. 1 milyar kişi ile dünya nüfusunun %16'sını barındırmaktadır. Afrika, birçok paleoantropolog tarafından dünya üzerinde insanlarca yerleşilmiş ilk yer olarak kabul edilmiştir. M.Ö. 5000, M.Ö. 1100 yıllar arasında Mısır'dan Bantu devletlerine kadar bugünkü dünyayı etkileyen çok çeşitli uygarlıklar yaşanmıştır. 9. ile 18. yüzyıl arasında Ghana, Ashanti, Mali, Kalemborno, Songhai, Sokoto gibi imparatorluklar geçmiştir. 19. yüzyılda imperialistlerin gelişiyle bütün bu imparatorluklar Etiyopya hariç Asya ve Amerika'da olduğu gibi emperyalistlerin işgali altında kalmışlar. Emperyalistlerin işgalinden kurtulmak üzere Afrika kahramanlar 1940'lı yıllardan itibaren bağımsızlık mücadelelerinde bulunmuştu. Afrika ülkeleri kısmen 1881-1914 yıllarındaki Afrika talanı sırasında şekillenmiştir. Bugün Afrika kıtasında Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Djibouti, Chad, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, Fas, Fil Dişi Sahili, Gabon, Gambia, Ghana, Gine, Gine-Bissau, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Kap Verde, Kamerun, Kenya, Komor Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Lesotho, Liberia, Libya, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mısır, Mauritania, Mozambik, Namibya, Niger, Nigeria, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rwanda, São Tomé ve Príncipe, Senegal, Seychelles Adaları, Sierra Leone, Somali, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunus, Uganda, Zambia, Zimbabwe olmak üzere 54 bağımsız ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin büyük bir kısmı cumhuriyettir. Afrikalı devletler özellikle 21. yüzyılda artan istikrarla birlikte birbirleri arasında daha sağlam ve önemli politik bağlar kurmaktadırlar. Bu bağlar çeşitli işbirliği ve uluslararası örgütler vasıtasıyla ülkelerin hem bölgesel hem de uluslararası bağlantılarını güçlendirmektedirler. Bu örgütlerin en önemlisi Afrika Birliği'dir. Afrika Birliği, Fas hariç tüm Afrika'daki 54 ülkeyi bünyesinde barındıran dünyanın önemli uluslararası örgütlerinden biridir. Örgütün merkezi Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunmaktadır. Afrika kıtasında 2100'den fazla ana dil konuşulmaktadır. Bu diller tarihsel değişimlerden etkilenmekte, hatta bazıları yok olma tehdidinde bulunmaktadır. Afrika kıtasında yaşayan insanların çok çeşitli kültürleri vardır. Bu durum Afrika'yı kültür kıtası olarak göstermektedir. Tarihsel, dinsel, sosyal, demografik ve iklim değişimlerden dolayı bu kültürler ülkeden ülkeye değişir. World Bank Encyclopedia'ya göre Afrika'da en yaygın dil sırasıyla İslamiyet, Hristiyanlık ve yerel dillerdir. Afrikalıların çok az bir kısmı dinsizdir. Birçok uluslararası düzeyde sporcu Afrika kökenlidir. En yaygın sporlar yerel sporlar, futbol ve atletizmdir. Afrikalılar en çok tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. Tarıma değerli bir ekonomisi olan Afrika kıtası, doğal kaynaklar açısından dünyanın en zengin coğrafyalardan biri olmasına rağmen, dünyanın en gelişmemiş ve fakir bölgelerden biridir. Afrika Birliği ve bölgesel birlikler sayesinde
ekonomik entegrasyon oluşmakta ve bu durum Afrika'nın çok hızlı gelişmesini sağlamaktadır. 1995'ten 2005'e kadar Afrika'nın ekonomik büyümesi ortalama olarak %5'tir. Bu gelişmeler bize 21. yüzyıl Afrika için ekonomik ve teknolojik büyümenin bir yüzyılı olarak umutlandırmaktadır. Bu gelişmelerin çoğu doğrudan yabancı yatırımlar artıran politikaların izlenmesiyle mümkün olmuştur. Çoğu Afrika ülkelerin ticari partneri Çin'dir. 2008 yılı itibariyle Afrika ülkeleri yatırım imkanları sunmaya başlamıştır. Afrika kıtasında üst ve alt yapı, yeni teknolojiler, gıda işlemleri, imalat, tarım, sanayi ve enerji sektöründe çok kazandıran yatırım fırsatları sunulmaktadır. Bu yatırımlar sayesinde Afrika şehirleri hızlı bir şekilde gelişmekte, dolayısıyla köydeki nüfus söz konusu şehirleri göç etmektedirler. Afrika kıtasında en büyük ilk 5 şehir Kahire 16.5 milyon nüfus, Gauteng 14 milyon nüfus, Lagos 13 milyon nüfus, Kinshasa 10 milyon nüfus ve Khartoum 9 milyon nüfus. En pahalı şehir ise Luanda'dır. Afrika iklimi bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. En yüksek tepelerinde yarı arktik iklimi görülür. Kıtanın kuzeyinin büyük bölümü çöl ve kuraktır. Orta ve güney bölgeleri ise sahralar ve yağmur ormanları barındırır. 12 aylık ortalama sıcaklık 21 derecedir. Afrika, dünyanın en fazla ve en yoğun hayvan varlığı ve orman evlerine sahiptir. Fakat bu ormanlar yok olma tehdidi altındadır. Afrika'da 3000'den fazla korunan alanının yanında 198 deniz koruma alanı, 50 biyosfer rezerv ve 80 sulak rezerv vardır. Önemli yaşam alanı tahribleri, nüfus artışı ve kaçak avcılık Afrika'nın biyolojik çeşitliliğini düşürmektedir. Afrika kıtasında safari dışında Afrikalı güzel insanların çeşitli kültürleri ve ziyaret edilmesi gereken çok güzel ve ilginç yerler mevcuttur. Antik Mısır'ın piramitleri, dünyanın en görkemli şelalelerinden olan Victoria şelaleleri, Kilimanjaro Dağı, dünyanın en büyük ikinci tatlı su gölü olan Victoria Gölü, dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri, çöllerin çölü olan Tenere Çölü ve daha yüzlerce turistik yerlere sahip olan bir kıtadır. Afrika kıtası insanlık kıtasıdır. Afrika kıtası her şeyin mevcut olduğu yani çeşitlilik kıtasıdır. Afrika kıtası geleceğin kıtasıdır.